siber saldırı olmadığını biliyoruz. Özgür Bey, size sorayım. Yani bir sürü alanda aksaklıklar yaşandı. Özellikle de sağlık sektöründen bahsediyoruz. Yani hastaların ulaşılamaması, bir yerden bir yere taşınamaması, ameliyatların durması. Microsoft'un yaptığı bir açıklama. Yani Microsoft'ta bunun konusunda bir sonucunda bir yaptırım olur mu peki? Tarihinde vaktiyle böyle bir örneği var mı ya da? Benim bildiğim kadarıyla yok, açık söylemek gerekirse. Bu tarz böyle sistemlerde, sunucularda ki işte Cem çok güzel anlattı zaten, sağ olsun. Sunucularda yaşanan bu tarz sorunlarda zaman zaman olabiliyor. Yani çünkü şöyle düşünmek lazım. Birçok sistem beraber çalışıyor burada. Buradaki sorun CrowdStrike isimli bir firmanın, siber güvenlik firmasının Microsoft'un sunucuları üzerinde çalışan bir yazılımından kaynaklanan bir sorun var. O güncelleme yapınca bütün sistem çöküyor ve işte bu mavi ekran dediğimiz hata vermeye başlıyor. Daha önce böyle bir olay olmadı. Hani farklı alternatiflere yönelme belki olabilir bankalar tarafından, ama bu böyle bugünden yarına yapılabilecek bir karar, bir adım değil. Ama o farklı alternatiflerin de böyle bir sorun yaşatmayacağının garantisi yok. Yani ne yazık ki siber dünyada bu tarz sorunların olma ihtimali her zaman var. Tabii ki çok daha ölümcül ya da hayatımızı çok daha etkileyen noktalarda olabilir. Bir de ben şöyle küçük bir bilgi de vermek istiyorum. Bu sorun son kullanıcıyı doğrudan etkileyen bir sorun değil. Daha doğrusu şöyle, sizin evinizde kullandığınız Windows'lu bir bilgisayarda herhangi bir sorun olacak bir durum yok. Belki izleyenler ona da merak ediyor olabilirler. Onun için özellikle altını çizmek istiyorum bu konunu. Hani bilgisayar kullanayım mı, kullanmayayım mı, acaba benim bilgisayarıma da bir şey olur mu gibisinden. Özgür Bey, neler neler yazıyordu Twitter üzerinden, yani Instagram'larımıza bir şey olur mu, işte hesaplarımı, bankadaki paramı şuradan şuraya göndereyim mi? Yok. O yüzden çok doğru bir yerdesiniz, çünkü biz hani olayı daha böyle bireysel, hani bana bir şey olur mu kısmındayız ya, çok iyi bir yere değindiniz o yüzden, lütfen devam edin. Yani orada herhangi bir sıkıntı olmaz, fakat şöyle bir risk var tabii ki. Böyle bir açık oluştuğu zaman bir sunucu üzerinde belki kötü niyetli birileri, örneğin işte X markasının, X şirketinin sunucularına sızıp, çünkü böyle bir durumda bazı güvenlik önlemleri de kapatılabiliyor. Tabii ki bunlar çok teknik konular, ama o kapanma sırasında belki kötü niyetli birileri o sunucuya sızıp ileride bizim verilerimizi ele geçirme ya da farklı şeyler olabilir. Böyle bir ihtimal var, küçük de olsa. Ama hani evinizde kullandığınız bilgisayar ya da işte söylediğiniz gibi herhangi bir sosyal medya hesabınızı ele geçirecekler, şifremizi alacaklar gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. O yüzden son kullanıcılar bu konuda bir işleri müşteri olsun. Ama tabii ki muhtemelen belki şimdi bu yayını izleyip de ben sabah uçağa binecektim, uçağım geç kalktı ya da işte bir işimi görmek istiyordum, bankada yapamadım diyenler de çıkacaktır, evet. Ama doğrudan doğruya onların kendi bilgisayarında olan bir sorun değil. Bunlar hep sunucu üzerinde olan sorunlar olduğu için son kullanıcıya bu şekilde bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da yani Instagram'larımıza bir şey olur mu, işte hesaplarımı, bankadaki paramı şuradan şuraya göndereyim mi? Yok. O yüzden çok doğru bir yerdesiniz, çünkü biz hani olayı daha böyle bireysel, hani bana bir şey olur mu kısmındayız ya, çok iyi bir yere değindiniz o yüzden, lütfen devam edin. Yani orada herhangi bir sıkıntı olmaz, fakat şöyle bir risk var tabii ki. Böyle bir açık oluştuğu zaman bir sunucu üzerinde belki kötü niyetli birileri, örneğin işte X markasının, X şirketinin sunucularına sızıp, çünkü böyle bir durumda bazı güvenlik önlemleri de kapatılabiliyor. Tabii ki bunlar çok teknik konular, ama o kapanma sırasında belki kötü niyetli birileri o sunucuya sızıp ileride bizim verilerimizi ele geçirme ya da farklı şeyler olabilir. Böyle bir ihtimal var, küçük de olsa. Ama hani evinizde kullandığınız bilgisayar ya da işte söylediğiniz gibi herhangi bir sosyal medya hesabınızı ele geçirecekler, şifremizi alacaklar gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. O yüzden son kullanıcılar bu konuda bir işleri müşteri olsun. Ama tabii ki muhtemelen belki şimdi bu yayını izleyip de ben sabah uçağa binecektim, uçağım geç kalktı ya da işte bir işimi görmek istiyordum, bankada yapamadım diyenler de çıkacaktır, evet. Ama doğrudan doğruya onların kendi bilgisayarında olan bir sorun değil. Bunlar hep sunucu üzerinde olan sorunlar olduğu için son kullanıcıya bu şekilde bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da şimdi böyle hani kocaman, yani bir dünyayı etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Hani bir küresel siber saldırımı, işte bunun ucu nereye değinir, ne olur, arkasında kim ya da kimler vardır? İşte Rusya'yı işaret edenler var. Rusya neden etkilenmedi acaba diye bunun altından bir şeyler konuşanlar var. Ama hani Rusya'nın bu ağı kullanmadığını, Microsoft'u kullanmadığını, her yeri silsile halinde etkilemiş bir durumdan bahsediyoruz. Bizde bu kadar vahim değil en azından durum, ki zaten bakanın da söylediği gibi önümüzdeki dakikalar, saatlerde de sorun çözülecektir dedi. Devam edin Özgür Bey, buyurun.
Şimdi şöyle tabii muhtemelen bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Hani olaya tam altyapısını arka tarafı bilmiyorum ama Türkiye'de niye az etkilendiğini. Microsoft'un bu sistemleri çok kullanılmıyor olabilir. Evet. Ya da bizdeki biraz daha biz mesela Türk milleti olarak bu hani eleştirdiğimiz yönlerimiz olmakla beraber çok güzel yönlerimiz de var. Çok hızlı aksiyon alabiliyoruz biz bu tip konularda. Belki de hızlı aksiyon alınmış olabilir. Yani sistemler geri daha mesela diyelim ki sabah bu güncelleme yapıldıysa bir gün öncesini hızlı bir şekilde geri alınmışsa Türkiye'de o kadar çok etkilenmemiş olabilir. O bakımdan yani ne yazık ki buradan kaçış yolu biraz zor. Çünkü siz kendi sisteminizi de kullansanız etkileşimde olduğunuz başka sistemler var. Örneğin bugün uçak kalkacak ama uçak Almanya'ya gidecek. Oradaki sistem çalışmıyorsa sizin burada çalışıyor olmanızın da bir anlamı kalmıyor. Tabii. Ya da banka ile ilgili sorunda karşı diyelim ki yurt dışından bir para gelecekse o para oradan gelmiyorsa zaten sizin sisteminizin çalışıyor olmasının da çok bir anlamı yok. Ama Türkiye'nin çok etkilenmemesi ben biraz da şeye bağlıyorum. Biz daha hızlı aksiyon alıyoruz. Böyle stresli konularda, sıkıntılı durumlarda, kriz durumlarında çok daha hızlı aksiyon alabiliyoruz. Alışırız çünkü bu tarz krizlere ve hani sorunları çözmeye. O yüzden yurt dışında biraz daha böyle hani acaba ne yapacağız, ne edeceğiz diyene kadar vakit geçip o vakitte bütün zincir halinde başka yerde de etkilemiş olabilir. Bizde etkilenmemesini ben birazcık buna bağlıyorum. Yani bizim pratik zekamıza. Evet, evet. Şimdi hava yolu demişken yani aslında kalkan uçaklarda bir problem yok ama burada kuleyle bir irtibatsızlık da söylenebilir mi bu gibi durumlarda Özgür Bey? Hani yani şimdi o buyurun. Çok teknik tabii olacak kuledeki biliyorum alanınızın dışına çıkıyorum evet, belki ama. Çok teknik şöyle yani kuledeki kullanılan sistemler muhtemelen hani Microsoft'un sistemleri değildir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Çünkü onlar daha gene özel sistemler oluyor. Hı hı. O yüzden kuleyle ilgili olduğunu sanmıyorum ama biletleme ile ilgili olabilir. Örneğin sizin işte az önce söylediğim gibi sonuçta uçak operasyonları ya da havayolu operasyonları birbiriyle ilintili operasyonlar olduğu için sizin o uçağı kaldırıyor olmanız işte diyelim ki herhangi bir ülkeye götüreceksiniz. Havalimanına inemedikten sonra buradaki uçağı da kaldıramıyorsunuz. Böyle zincirleme olarak aslında birçok yeri etkiliyor. Kulede ben bir sorun olduğunu sanmıyorum. Hani yayına girmeden önce birçok haber okudum, araştırdım. Gördüğüm kadarıyla öyle bir şey karşıma çıkmadı ama söylediğiniz gibi uzmanlık alanında değil. Yanlış bir yorum yapmak istemem. Haklısınız. Evet, yani zaten bence de, buyurun Cem Bey. Bence de şey yani bahsettiğiniz katılıyorum Özgür'e. Bahsettiğiniz yani ikisi ayrı sistemler kullanıyor belli ki. Teşekkür ediyorum. Özgür Bey var mı? Son cümlenizi alabilirim sizin de konuyla ilgili. Şöyle Sümeyye Hanım az önce söylemiştiniz bir film senaryosu olur diye bir dijital platformda Dünya'yı Adında Bırak. Julia Roberts'ın oynadığı bir film yayınlandı yakın zamanda. Hatırlıyorum. Aslında tam da böyle bir tam da bu konuyu anlatıyor aslında. Tabii orada biraz abartılmış ve bazı şeyler olamayacak şeyler tabii ama onu izlemelerini öneririm izleyicilerimize. Teşekkür ederim. Notumu aldım ben de kağıdıma. Akşam gidince izleyeceğim o halde.